Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Milli Savunma Üniversitesi'ne kayıt için çağrılan adayların gelirken getirmesi gereken belgeler anlatacağız. Getirilmesi gereken belgelerle ilgili Milli Savunma Üniversitesi açıklama yaptı. Ancak bazı arkadaşlarımız belgelerin nasıl doldurulması gerektiği veyahut da nasıl bir süreç izlenmesi gerektiği ile ilgili kafasında soru işareti olduğunu bize iletti. Kafanızdaki soru işaretlerini giderebilmek adına, ben de bu videoyu hazırlamaya karar verdim. Şimdi vakit kaybetmeden kayıt için gerekli olan belgelere ve belgelerin nasıl doldurulması gerektiğine birlikte göz atalım. Öncelikle arkadaşlar burada söylemiş olduğumuz ve burada yazılı olan belgelerin hepsi şeffaf dosya içerisine tek tek koyularak şeffaf dosyalarda mavi dosyanın içerisine takılacak. Kesinlikle hazlamış olduğunuz belgeler delinmeyecek ve yıpratılmayacak. E, belgelere baktığımızda birinci belge olarak barkodlu belge kontrol formu bulunmakta. Belge kontrol formunu şu an ekranda görüyorsunuz. E, buraya arkadaşlar harbi okullarına kayıt için çağrılan adaylar hangi harbi okuluna çağrıldıysa e, noktalı yere onu yazacak. Örneğin çağrılan aday kara harbi okuluna çağrılmışsa buraya kara harp okulu olarak düzeltmesi gerekiyor. Sonrasında da burada Asubay Meslek Yüksek Okulu yazısını arkadaşlar siliyorsunuz ve burada kara harp okulu komutanlığına olarak yazı düzenlenmiş oluyor. Şayet Asubay Meslek Yüksek Okulu'na kayıt için çağrıldıysanız da buradaki harp okulu yazısını sileceksiniz. Örneğin Kara Asubay Meslek Yüksek Okulu komutanlığını olarak düzelteceksiniz. Devamında tarih kısmına geliyoruz. Belgeyi doldurmuş olduğunuz tarihi arkadaşlar buraya yazıyorsunuz. Örneğin bugün 11 Ağustos 2022 tarihi. Tarih kısmını yazdıktan sonra adı soyadı kısmına geliyoruz. Buraya arkadaşlar isim ve soy ismimizi yazıyoruz. İsmimiz Eren Bülbül olsun. Sonrasında da arkadaşlar burada imzası bölümü var. Buradaki imzası bölümüne de imzamızı atmamız gerekiyor. Devamında TC kimlik numarası yazılacak. Buraya arkadaşlar şu an atıyorum bir tane TC kimlik numarası yazıyorsunuz rastgele. TC kimlik numarasını yazdıktan sonra en alta geçiyoruz. Burada arkadaşlar adres kısmını, telefonu ve e-posta kısmını dolduruyoruz. Buraları doldurmuyorum ben. Belgenin bu kısımlarını doldurduktan sonra belgenin ortasında bulunan kontrol kodu kısmı var. İndirmiş olduğunuz belgelerin sağ üst köşesinde bulunan kontrol kodlarını burada belgelerin karşısına ekliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Belgelere sıra geldikçe buradaki barkod kodlarını da ekleyeceğiz. İkinci sıradaki belgemize baktığımızda, adayın harp okuluna yerleşme sırasını gösterir. Çağrı ekranı çıktısı gözükmekte. Burada bahsedilen ekran çıktısını arkadaşlar e, Milli Savunma Bakanlığı'nın personel temin merkezinin resmi internet sitesi üzerine alabilirsiniz. Aslında sizin aday değerlendirme puanı sıralamanızı gösterin. Belge istiyor. Buradan personel temin merkezinin internet sitesine gidiyoruz. Ve sonucunuzu öğrenmiş olduğunuz yerdeki kısma girerek E-Devlet şifresiyle de giriş yaparak buradaki çağrı ekran çıktısını alıyoruz arkadaşlar. Üçüncü sırada nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi bulunmakta. Bunu kendiniz hızlı bir şekilde halledebilirsiniz. Dördüncü sırada vukuatlı nüfus kayıt örneği bulunmakta. Burada vukuatlı nüfus kayıt örneği kısmını arkadaşlar kopyalıyorsunuz. Hemen hızlı bir şekilde internette yapıştırarak e devlet üzerinden e, nüfus kayıt örneğini alabilirsiniz. Girdiğinizde E devlet e, şifresiyle giriş yapmanız gerekiyor. Girdik arkadaşlar. TC kimlik numarası ve şifremizi yazdık. Giriş kısmına tıklıyoruz. Devamında e, bilgilendirme yazısı var. Burayı da e, işaretledikten sonra ilerleyen süreçte arkadaşlar. E, Nüfus aile ve vukuatlı belge seçeneklerini de seçerek vukuatlı nüfus kaydı örneğini yine indiriyoruz. Vukuatlı nüfus kayıt örneği indikten sonra belgenin sağ üst köşesinde bulunan barkod numarasını alıp burada belge kontrol formundaki ilgili belgenin karşısına yapıştırıyoruz. Burada aynı işlemi diğer belgeler için de arkadaşlar tek tek yapmamız gerekiyor. Devam edelim. 5. sırada ikametgah il muhabiri var. Yine buradaki kısmı kopyalıyoruz. Ee, hızlı bir şekilde internete yapıştırıyoruz arkadaşlar. Ve e-devlet üzerinden yine giriş yaparak burada da ilgili belgeyi alıyoruz. Belgeyi indirdikten sonra yine sağ üst köşede bulunan barkod numarasında belge kontrol formuna Yapıştırıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar bütün belgelerin hepsini indirdikten sonra barkod numarasını buraya yapıştıracağız. 6. sırada adli sicil kaydı bulunmakta. Son bir ay içerisinde alınmış olması gerekiyor adli sicil kaydının. Yine adli sicil kaydını da e-devlet üzerinden alacağız ve barkod numarasını yine belge kontrol formuna yapıştıracağız. 7. sırada arkadaşlar. Son 6 ay içerisinde çekilmiş 6 adet biyometrik fotoğraf bulunmakta. Burada çekindiğiniz fotoğrafları arka fonu beyaz olacak şekilde ve saç sakal tıraşlı olacak şekilde çekinmeniz gerekiyor. Kız adaylar için de saçların toplu olması gerekiyor arkadaşlar. 8. sırada lise mezuniyet belgesi veyahut da diploması yer almakta. Diploması elinde olan adaylar diplomanın aslını veya noter onaylı fotokopisini buraya ekleyebilir. E-Devlet üzerinden mezuniyet belgesi alacak arkadaşlar da biraz önceki yapmış olduğumuz işlemleri yine burada da yapacaklar arkadaşlar. Belgeyi indirip sağ üst köşede bulunan barkod numarasını buraya eklemeleri gerekiyor. 9. sırada adayların ÖSYM sonuç belgesi bulunmakta. YKS sınavına girdiğiniz ve e, TYT AET puanlarını gösterir belgeyi e, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden indirmeniz gerekiyor. E, 10. sırada e, varsa şehit ve gazi yakınlarının e, bu şehit ve gazi yakınlığını gösterir belgeyi eklemeleri gerekiyor. Bu belgede arkadaşlar e, ilgili kurumdan almış olmanız gerekmekte. Şayet e, yakınınız kara kuvvetlerinde şehit ya da gazi olduysa kara kuvvetlerine başvuru yaparak bu belgeyi alabilirsiniz. 11. sırada yüklenme senedi bulunmakta. Yüklenme senedini iki adet olarak doldurmanız gerekiyor ve noter onaylı olması gerekiyor. Yüklenme senedini de size hemen hızlı bir şekilde göstereyim. Evet yüklenme senedi burada arkadaşlar. Yüklenme senedine 18 yaşından büyük olan adaylar kendi isim, soy ismini yazıyor. Altına imzasını atıyor. E, onun da altında arkadaşlar açık adresini yazıyor. E, kefalet kısmına da e, adayın annesi, babası veyahut da kardeşi varsa borçlu olmayacak. Herhangi bir yerde bir borcu olmayacak. E, adayın annesi, babası veyahut da e, kardeşi burayı dolduruyor. Şimdi hızlı bir şekilde size örnek olması için burayı ben doldurayım arkadaşlar. Belgenin doldurulmuş halini şu an ekranda görüyorsunuz. Eee şayet aday 18 yaşından küçükse e, buraya adayın isminin yazdığı yere adayın velisi doldurması gerekiyor. Mesela veliniz babanızsa Buraya babanızın ismini, soy ismini ve imzasını atması gerekiyor. Alt kısma yine açık adresi yazılacak. 18 yaşından küçük olanlar için kefalet senedi doldurmaya gerek yok. Burası kefalet senedi 18 yaşından büyük olan adaylar için geçerli. Devam edelim arkadaşlar. 12. sırada e, veli muvaffakat ve velilik belgesi bulunmakta. E, bu belgeyi sadece 18 yaşından küçük olan adaylar dolduruyor. Yine bu belgede noter onaylı olması gerekiyor. E, hızlı bir şekilde yine bu belgeyi de e, size göstereyim. Burada arkadaşlar e, belgede boş olan kısımları e, dolduruyorsunuz. Örnek olması için hızlı bir şekilde biz dolduralım. E, burada noktalı olan kısmı arkadaşlar Veli'nizin ismini yazıyorsunuz. Biz isim olarak Eren Bülbül demiştik. Buraya Mustafa Kemal Bülbül diyelim. Devamında oğlu olduğu için kızı kısmını buradan siliyoruz. Bir sonraki boşluk kısmına doğum tarihini ekliyoruz. Sonrasında da okulu kazanan adayın isim soy ismini yazıyoruz. Devamında arkadaşlar tarih kısmını dolduruyoruz. Tarih kısmının altına e, velinin adı soyadı e, el yazısıyla imza atılıyor. Ve aşağıya da e, açık ikametgah adresi mesleği ve öğrenciye yakınlığı yazıyor. Örneğin adresi yazdıktan sonra mesleği e, öğretmen diyelim. Öğrenciye yakınlığı da babası olarak yazalım. Belgeyi doldurduktan sonra arkadaşlar burada notör onaylı olarak getirilecektir yazısını buradan siliyoruz. Ve bu haliyle belgenin çıktısını alıyoruz. Devam edelim. 13. sırada taahhütname bulunmakta. E, taahhütname'yi 18 yaşından küçük olan öğrenciler için velisi dolduracak ve velisi onaylayacak. 18 yaşından büyük olan adaylar da yine kendisi doldurup kendisi onaylayacak. E, Taahhütname'de arkadaşlar burada hızlı bir şekilde yine gösterelim size. E, şayet öğrenci kendisi dolduruyorsa buraya adını, soyadını, TC kimlik numarasını ve tarihi yazarak e, ilgili kısımları dolduruyor aşağıda velisi kısmını siliyor ve imza kısmına da kendi imzasını atıyor arkadaşlar. 18 yaşından küçük olan adaylarda da burada öğrenci adayının adı, soyadı ve ilgili kısımları siliyorsunuz. Aşağıya sadece velisinin adı, soyadı, imzası ve tarih kısmı yer alması yeterli. Son olarak 14. sırada 18 yaşından küçük olan adaylar için Ziraat Bankası'ndan isimlerine açılmış olan bir hesap isteniyor. Bunu 18 yaşından küçük olan aday velisiyle Ziraat Bankası'na giderek ilgili hesabı açtırabilir. İlgili hesabın IBAN numarasını gösteren belgeyi veya da banka cüzdanını da 18 yaşından küçük olan adaylar bu belgelerin arasında ekleyecek arkadaşlar. Burada bahsetmiş olduğumuz belgelerin hepsi eksiksiz ve yanlış olmadan doldurulması gerekiyor. Ayrıca videonun başında söylediğim gibi burada saymış olduğumuz belgelerin hepsini tek tek şeffaf dosya içerisine koymanız ve bu şeffaf dosyaları da mavi kapaklı dosyaya takmanız gerekiyor. Belgeleri kesinlikle arkadaşlar delmiyorsunuz ve belgelere zarar vermiyorsunuz. Bunu ayrıca hatırlatmak istiyorum. Belgelerle ilgili arkadaşlar anlatacaklarımız bu kadar. Burada doldurulması gereken evrakları videonun açıklama kısmındaki bölüme ekliyorum. Buradan belgelerin Word halini bilgisayarınıza indirerek hızlı bir şekilde doldurabilirsiniz. Videomuzu bitirmeden önce bir hatırlatma yapmak istiyorum. Videonun yorum kısmına bir form ekledim arkadaşlar. Okullara kayıt için çağrılanlar Videonun yorum kısmında bulunan formu doldurursa sevinirim. Burada doldurmuş olduğunuz form önümüzdeki yıllarda size daha kaliteli içerikler oluşturabilmek, sizden sonra girecek adaylara da bilgi sunabilmek adına önem arz etmekte. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Videoyu yararlı bulduysanız beğenip yorum yapmayı, videolardan anlık olarak haberdar olmak için de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hepinize başarılar.